Merhaba. Zoom üzerinden yayın yapmadan önce şifreyi ve ID numarasını sabit hale getirmek katılımcılarla iletişimi çok kolaylaştırıyor. Her seferinde değişen numaraları bildirmek iki taraf için de güç. Ücretsiz ve çok basit birkaç adımla ID numarasını ve şifreyi hem telefonlarda hem de bilgisayarlarda nasıl sabit hale getireceğimize bakalım. Öncelikle mobil cihazlarda nasıl yaparız? Buna bakalım. Zoom uygulamasını açtıktan sonra alttaki Meetings bölümüne tıklıyoruz. Ekranda kişisel numaramız belirdi. Sağ taraftaki Edit bölümüne tıkladıktan sonra Passcode bölümündeki şifreyi değiştirebiliyoruz. Buraya kolay hatırlanabilir ya da her seferinde sabit kalacak şekilde sizin ve katılımcılarınızın bildiği bir şifre yazabilirsiniz. Sonrasında New Meeting bölümüne tıkladığımızda PMI yani Personal Meeting ID bölümünün de açık olmasına dikkat etmelisiniz. Bu numara sürekli değişen bir numara olmayacak artık. Sizin ve katılımcılarınızın bildiği sabit bir ID numarası ve sabit bir şifre olacak. Bunu da ekrandan bu şekilde teyit edebilirsiniz. Mobil cihazlarda bu şekilde oluyor. Bir de bilgisayarlarda nasıl yapılır ona bakalım. Zoom uygulamasını açtıktan sonra yine Meetings bölümünden bunu halledebileceğimiz gibi New Meeting bölümünün altında yer alan şu oka tıklayalım. Burada kişisel Meeting ID'yi kullan diye bir seçenek var. Bunu tıkladığımız zaman artık sabit hale gelecek. Daha sonra alt kısımdaki PMI Settings bölümüne tıkladığımızda ise açılan ekranda şifre bölümü yer alacak. Buradaki şifreyi değiştirerek yine kolay hatırlanabilir bir şifre yazdıktan sonra Save butonuna tıkladığımızda artık şifremiz değişmiş olacak. Yeni bir meeting'e başlarken lütfen alttaki bölümün seçili olmasına dikkat edin ve tıkladığımızda yine sol üstten bilgilere baktığımızda meeting ID'mizin ve şifremizin sabit olduğunu görebiliyoruz. İşte bu basit yollarla şifremizi ve ID'mizi sabit hale getirerek katılımcılarımızla paylaşabiliriz. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.